Çamlıhemşin'den Zilkale'ye doğru geldik. Burası Zilkale manzarası. Çamlıhemşin bu tarafta zaten. Buradan geliyorsunuz yoldan. Kaçkarlar Milli Parkı içerisinde. Zilkale. Bu şekilde. Biz gelirken bayağı bir yağmur yağıyordu ama tam kaleye geldik. Yağmur durdu şansımıza. Manzara müthiş yalnız. Dağlarda sis var. Yağmurdan sonra da buharlaşıyor tabii sular. Onların yarattığı bir sis bulutu da oluşuyor. Çok güzel görüntüler çıkıyor. Biz bugün Pokut Yaylası'na gideceğiz buradan. Yalnız kendi arabamızla çıkmak istemedik çünkü yağmur yolu bayağı zorlaştırıyor. 4x4 olmasına rağmen aracımız. Yine de biz otelden destek istedik. Kalacağımız Pokut'taki otelden. Sağ olsunlar. Onlar da aşağı gelip bizi alıp yukarı çıkaracaklar. Tekrar yarın aşağı indirecekler. Onlarla da Çamlıhemşin merkezle buluşacağız. Yani hava yağmasaydı, yani yol kuru olsaydı kendimiz çıkardık. Çıkılabiliyormuş. Biraz zorlu da olsa. Ama şu anda bu riski alamayız. Yani yolu bilenlerle çıkmak daha makul olacak. Beğendin mi? Neyse. Müthiş köy kokusu. Şu ağaçların kokusu, bitkilerin kokusu müthiş. Ne kadar daha çıkılıyor acaba? Şimdi bakacağız. Zilkale'ye giriş ücreti bu arada 3 TL adam başı. 3 TL'ye giriş yapıyorsunuz buraya. Fırtına Deresi çok güzel, gür bir şekilde akıyor. Oh, çok güzel manzara. Oradan çıkış mı var? Geri mi dönüyorsun? Çok güzel görüntü. Palavi Şelalesi'ne geldik. Çat Vadisi'ne giderken, Çat Köyü'ne giderken yolun üzerinde 4 kilometre içeri giriyorsunuz. Yolu da düzgün. Arnavut kaldırımı. Herhangi bir zorluk yaşamazsınız yolunda. Rahatlıkla gelebilirsiniz. Arabanızı şuraya park edersiniz. Sonra şelale aşağıda. Şelaleye doğru gideceğiz şimdi. Yalnız şelale bayağı büyük bir yaşıyor. Buradan aşağı ineceğiz. Fena. Bir şey söyleyeyim mi? Fena. Bence cızmaları giyin, cızmaları.
Cızmaları giyin bence. Cızmaları giyin. Şuraya kadar gidebiliyorsun. Bak şuraya kadar gidebiliyorsun. İnanılmaz. Çok fenası gibi. Buradan öteye gitmek çok zor. Oraya mı geçeceksin? Çok iyi ya. Buradan geç saat dönmek daha sıkıntı olur. Önce orada hiç olmazsa yakınız. Evet, diğer saat. Öyle miymiş? Arkadaşlar, Elevit Yaylası'ndayız. Çat Vadisi'nden devam edip Elevit Yaylası'na ulaşabilirsiniz. Çat Köyü'nden önce. Arkadaş, kayıt alıyoruz o kadar. Bir ayı çıksa karşımıza ya. Evet abi, çok dua ediyoruz. Hem olmuyor. Ne? Çıkmasın diye. Çıksın diye. Çıksın diye. Çıkınca da dua edeceksin gitsin diye. Ben korkmam. Vallahi. Yolun ortasında durmadıktan sonra sıkıntı yok. Ayı da görürüm o zaman. Aynen öyle. Yolun ortası sıkıntı. Gider illa. Diyorlar ya. İlla ki ama. İlla ki. Ne kadar zamanda illa ki. Karnı açsa hele. Evet. Acaba ne kadar büyük ayılar var burada? Artık yani sonuçta şey... Amerika'daki boz ayılar gibi çıkmaz ama bir de şeyin ayıları çok daha büyük dedi ya. Neresinin dedi işte, Artvin'in demiş değil mi? Değil. Oradaki ayılar daha iyi dedi. Yolu nasıl acaba?
nasıl bulduysan öyle bırak. İşte bu kadar. Biraz da büyük yaz. Çöp dökmeyin. Çöp atmışlar ama hep sağ sol. Allah aşkına. Tabii canım. Yani ne olacak? Bazen of karşısı var ya. Karşı ki de onlar. İnanılmaz. Yarım saatte geldik ya. Elevit'ten buraya düşün yarım saat. Elevit çok güzel. Hayvanlara bak ne güzel yukarı çıkıyor. Ne için bakıyor? Keçi sürüsü. Ta yukarıda bile var ha. Aşağılarda var. Bir tane, bir tanesi bak. Aynen. Şeyin orada durmuş. Aynen. Şu an fark ettim ben. Şimdi sen buradan görüyorsun. Haydi. Silecek falan da geçiyor ya, o yüzden. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu kadar şey neresinden yavru? Ay bir tane yavru geliyor, bak yavru geliyor. Çok da. Ben beğenmezsem orada başka bir şey yiyeceğim. Cancık pansiyon. Akan deremiz. Pansiyonumuz burası. Burası misafirhanesi. Yol üstünde dinlenme tesisi. Burada serenderler var. Biz de bungalovlarımıza gidiyoruz burada. Buranın geceliği bungalov olarak satılıyor. 2 kişi, hatta 3 kişi kalabiliyor. İçinde bir tane çift kişilik yatak var, bir tane tek kişilik var. 250 lira geceliği. Oda kahvaltı bu arada. Yemek de yiyebiliyorsunuz burada. Menüsü var. Balık, köfte, tost, salata, et sote, tavuk sote bir şeyler yapıyorlar yani. Fiyatları da makul, normal yani. Standart fiyatlar. İçinde bakkal, dinleme tesisi olduğu için bakkal da sayılır. Her şey var içinde, abur cubur da var.